Merhaba arkadaşlar, rüzgar türbini projelerine tam hızla devam ediyoruz. Bugün dikey eksenli, üç kanatlı bir rüzgar türbininin nasıl yapılacağını tüm aşamalarıyla sizlerle birlikte paylaşacağım. Bobin sarımından türbinin mıknatıs dizilimine, kanat yapımından diğer tüm mekanik bileşenlerin statörün yapımını A'dan Z'ye sizlerle paylaşacağım. Haydi projeye geçelim. Öncelikle bobinlerimi saracağım. Kalıp ölçülerini sizlerle paylaşıyorum. Buradaki ölçülere özen göstermeniz gerekiyor. 1-2 milim toleransımız dahi yok. Çünkü bobinler ya küçük kalıyor ya da kalıba sığmıyor. Arkadaşlar bu önemli. İkinci bir aşama ise buradaki kullanmış olduğum pinler önemli. Bobinleri sardıktan sonra kalıptan kolay çıkması adına bu şekilde 4 adet pin yerleştirmeyi unutmayın. Evet, şu şekilde küçük bir delik deldik buraya. Şu şekilde sabitleyin. Gördüğünüz gibi kalıpta bazı çizikler var arkadaşlar, yarıklar. Yani bunları tamamen bobini dağılmasın. Bakın şu şekilde bağladığımız zaman bobini çözerken bobinimiz dağılmayacaktır. Arkadaşlar kağıt bantla şu şekilde bantlayın. Gördüğünüz gibi bobinimizin çıkış ucu, buradaki ise bobinimin giriş ucu. Aynı bobinden 9 adet hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde ahşabı yuvarlak bir şekilde kestim. Ahşabımız statörümüzün şu dış kısmını oluşturuyor arkadaşlar. Yani şu şekilde bobinlerimizi tam bu kısma yerleştireceğim ben. Bu kısımları kağıt bantla bantlayın. Polyester yapışır çünkü ahşaba. Evet arkadaşlar, projenin bu kısmı en önemli kısım. Görmüş olduğunuz gibi burada planımız yer almaksa, öncelikle burada kullanacak olduğum mıknatıslar 25 milim ölçüsü genişlik, yani 5 milim kalınlığı olan mıknatıslar birebir ölçüdür. Gördüğünüz gibi şu orta kısımdakiler buradaki benim mıknatıslarım arkadaşlar. Tabi mıknatıslarımızın dizilimi de şu şekilde olacak. Bakın S, N, S, N, yani S, N, S, N şeklinde bir dizilime sahip olacak. Bu planı çıkarmak benim saatlerimi alıyor. Çünkü alternatör yapımında plan çok önemli arkadaşlar. Manyetik alan bobin kenar uçlarından geçeceği için
Yani bizim ölçümüz spesifik. Her mıknatısa göre yapılacak ölçü farklıdır. Bu plana sadık kalarak kendi alternatörünüzün ölçüsünü kolaylıkla oluşturabilirsiniz. 25 milimlik mıknatıslarla bir alternatör yapmak isterseniz ölçülerini burada sizinle paylaştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu birebir ölçüdür. Burada bobin kalınlıkları, bobin genişliği, iç açı, mıknatıs ve tüm diğer bilgiler sizinle paylaşılmıştır. Burada örnek olarak bu basit bir bilgi ama bunu da vermem gerekiyor. Bobinlerimiz aynı yönde sarılıyorlar. Bakın, bir numaralı bobinimizden 2 adet atlıyorsunuz, 2, 3'ü 4'e geliyorsunuz. 4 numaralı bobinden 2 tane atlıyorsunuz 7'ye ve 7 numaradan çıkış yapıyorsunuz. Bu birinci bobinimin giriş ucu, bu ise yine birinci bobinimin çıkış ucu. Diğer ikinci bobinimiz 2'den girer, 5, 5'ten 8'e. Üçüncü bobinimiz ise 3, 6 ve 8 numaradan aynı şekilde, aynı yönde sarılarak işlem devam ettirilir arkadaşlar. Bobin bağlantıları ve flanş tipi alternatörün birebir ölçeği bu şekilde. Üzerindeki emayeyi yakıp bakırını çıkaracağız arkadaşlar. Şu şekilde daralan makaronla bağlantılarımızı izole edeceğim. Evet, lehimlerimizi yaptık. Şimdi bobin uçlarımızı kontrol edelim. 1 numara, 7 numara, 2 numara, 8 numara, 3 numara, 9 numara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bobinlerimiz şu anda tamamdır. İstersek yıldız bağlayabiliriz, istersek üçgen bağlayabiliriz. Ben şu 3 kablomu ve buradaki 3 kablomu dışarı alacağım. Orada istediğimiz bağlantıyı yapabileceğiz. Evet, polyesterlerimizin kolay çıkması için biraz gres yağı süreceğim. Evet arkadaşlar, şimdi polyesteri hazırlayacağız. Bunun için burada polyesterimiz bulunuyor. Bakın, döküm tipi polyester almanız gerekiyor bu iş için. Daha sonra şu şekilde MEK dondurucu. Burada ise kobalt var. Yani biz şöyle yapacağız. Buna yeteri kadar ne kadar yetecek? 250 mililitre için ben 2 damla kobalt, burada ise 4 damla MEK ekleyeceğim buna. Evet, 2 damla kobalt damlattık. Önce mutlaka bunu karıştırın. Hızlandırıcıyı üzerine eklemeyin çünkü tepkimeye giriyor, kimyasal reaksiyona giriyor, yanmaya başlıyor. Tehlikeli, patlayabilir. Dondurucudan ise 4 damla ilave edeceğiz. Şu şekilde cam el yapı buraya yerleştireceğiz. Ve üstüne tekrar dolduruyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 4-5 saatlik bir beklemenin ardından statorumuzu kalıptan bu şekilde çıkarmış olduk. Artık rüzgar türbünü yapmak için flanş tipi alternatörümüzün stator kısmı hazır. Evet, sıra bağlantılara geldi. Sırasıyla her bobinimden aynı renk kabloyu çıkacağım. Evet arkadaşlar, sonunda alternatörümüz tamamlandı. Gerçekten güzel oldu. Gördüğünüz gibi orta statorum. Tabii ki statorumuz sabit kalacak. Mıknatıslarımız dönecek bizim. Şimdi gelin testlere geçelim. Bakalım nasıl bir tepki alıyoruz. 12 volttayız şu anda. Evet, tam 40 volttayız şu anda. Evet, şimdi bağlantıların nasıl yapılacağını anlatacağım size sıfırdan. Öncelikle sistem 12 voltluk olarak dizayn edildi. Burada 12 voltluk pil grubum, yani batarya grubum. İkinci olarak 12 voltu 220'ye çevireceğimiz bir adet inverter gerekiyor. Rüzgar türbinlerinin olmazsa olmazı şarj regülatörü gerekli. Çünkü rüzgar türbini aşırı şarj yapmamalı. Piller dolduğu zaman rüzgar türbinini durdurmalı. İşte bu alet o işe yarıyor arkadaşlar. Evet, bağlantılar şu şekilde yapılır. İlk önce pil rüzgar türbünü şarj regülatörüne bağlanmalı. Çünkü bu cihazlar 12 volt ve 24 volt olabiliyor. Hatta şu şekilde sanırım gözüküyor. 14 volt şu anda pil 3 kaynağımız. Daha sonra inverterımızı pilimize bağlayacağız. Bunlar benim akü grubumdan gelen kablolar. Artımızı artı kutbumuza, inverterin artı kutbuna. Bizim
Bizim rüzgar türbinimiz alternatif akım üretir. Yani 3 fazlı türbin olduğu için yine şarj regülatörüne bu 3 fazı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve 3. fazımızı girdik. Bulunduğum bölgede şu anda rüzgar yok. Sistemin çalışmasını sizlere anlatmaya çalışıyorum şu anda. Artık sistemi başlatabilirim. İnverter'ımı açtım. Volt'u size gösterebilmek adına 220 voltta çalışan ampuller getirdim buraya. Ve şu şekilde ampullerimizi taktım. Sistemin basitçe çalışmasını anlatalım. Rüzgar türbünden gelen elektrik ilk önce buradaki şarj regülatörüne giriyor. Alternatif akım burada doğru akıma, yani akülere hazır hale getiriliyor. Akülerden ise buradaki inverterla 220 volta dönüştürülüyor. Evet, bugün yine rüzgar her zamanki gibi test esnasında kesildi. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Projeyi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Destek olmak isteyen arkadaşlar bana katıl butonu ve süper teşekkür butonuyla destek olabilirler. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.